Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce abone olup videolarımı beğenmenizi hatırlatmak istiyorum. Sağlık ve İlaç Dünyası kanalı olarak sizin sağlığınız için buradayız. Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz aslında geçmişi çok uzun olan ama yeni yeni çok popüler olan mucize krem Madakosol Merhem. Şimdi sizlerle Madakosol Merhem nedir, nelere faydası vardır, nasıl kullanılır inceleyelim. Cantella asiatica adında bir bitkinin özünden elde edilir Madakosol ve %100 içeriği bitkiseldir. En çok bilinen faydası hücre yenileme özelliğidir. Çok uzun geçmişi olmayan ameliyat yaraları, darbeye bağlı yaralar gibi yaralanmalarda hücre yenilediği için yara izini en aza indirger. Burada bilmeniz gereken açık yaraya uygulamamaktır. Madakosol merhemin diğer faydalarını da şu şekilde sarılayabiliriz. Yanıklardan sonra iyileşme döneminde sürülür. Meme başı çatlak ve yaralarında kullanılır. Hemen bir dipnot düşeyim. Emzirmeden önce kremin sürdüğünüz bölgeyi yıkamanız gerekir. Herhangi bir nedenden tahriş olmuş cildi onarır. Ağda sonrası kullanımı şikayetleri azaltır. Kuru ciltleri nemlendirir, cilde canlılık verir. Ergenlik döneminden kalan sivilce izlerini iyileştirir. Mevsim geçişlerinde daha çok el ve ayaklarda oluşan çatlakları düzenli kullanımda iyileştirir ve cildi yumuşak bir hale getirir. Şimdi ise arkadaşlar, Sağlık ve İlaç Dünyası takipçilerine özel Madakosol'ün az bilinen veya hiç bilinmeyen birkaç faydasını size anlatacağım. Madakosol özellikle incelmiş tırnak yapısını kalınlaştırır ve düzenli kullanımda tırnak kırılmalarının önüne geçer. Dövme yaptıranlar için söylüyorum, çünkü bu çok geliyor bize. Madakosol merhemi dövmeleriniz üzerine uygulamayın arkadaşlar. Çünkü dövmenin canlılığını söndürebilir. Dövmeler için tavsiye ettiğimiz kremse Bepantol onarıcı kremdir. Bunu da bir yere not etmenizde fayda var. Dudak kenarında çıkan uçuklarınıza uygulanır, iyileşme sürecini hızlandırır. Cilt beyazlatma etkisi vardır. Ölü deriyi yenilediği ve ciltteki hücreleri yenileyerek daha taze ve yenilenmiş hücrelere sahip olmanızı sağlarken ciltteki renk tonu eşitsizliklerini de ortadan kaldırır. Cilt beyazlatma işlevi Madakosol, bu işlevi düzenli kullanmanız lazım. Yaklaşık bir 3 ay 4 ay devam etmeniz lazım cilt beyazlatması için. Düzenli kullandıktan sonra göreceksiniz ki ciltteki renk değişiklikleri yok olmuş. Bepantol cilt bakım kremi ile karıştığı zaman o kadar para verip aldığınız pahalı kremlerden çok daha faydalı bir krem haline gelir. Sabah akşam düzenli uyguladığınız zaman cildinize çok iyi gelecektir. Bu farkı siz de görürsünüz. Evet arkadaşlar, bu merhemin yan etkileri oldukça azdır. Ama yine bilinen nadir yan etkileri var. Onları şöyle sıralayabiliriz. Ciltte kızarıklık, tahriş, ciltte kararma ve alerji gibi şikayetler nadir de olsa görülebilen yan etkilerdir. Çok önemli bir dipnot. Yukarıda da bir yerde paylaşmıştım. Fakat buraya ayrı bir dipnot düşmek istedim. Kesinlikle açık yaraya uygulamayın arkadaşlar. Açık yaraya uyguladığınız zaman yarayı devamlı sulandırırsınız, kabuk bağlamasına engel olursunuz ve iyileşme sürecini uzatırsınız. O yüzden Madakosol'ü açık yaraya uygulamıyoruz. Kullanımı gayet kolaydır. Yoğun yaralarda sabah akşam ince bir tabaka halinde, hafif yara ve yara izlerinde ise sadece akşamları sürüp yatmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, hep birlikte Madakosol kremi inceledik. Sağlık ve İlaç Dünyası olarak videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı için takipte kalın. Hepinize mutlu, sağlıklı ve bol paralı, bol kazançlı günler diliyorum.